Selamun aleyküm hocam. Hocam rahmetli Gün Sazak. O bir koç yiğitti maşallah. Muhsin Yazıcıoğlu o da arslandı maşallah. İddia edilen Ergenekon çetesi tarafından şehit edildi diyorsunuz. Ben de katılıyorum hocam. Efendim Türkiye İslam Birliği'ni ben de diyor savunuyorum diyor Hüseyin kardeşimiz. Maşallah. İnşallah maşallah. İddia edilen Ergenekon örgütü tabi 30 yıldan beri özellikle daha da azgınlığını artırdı. Daha da şiddetini artırdı ama 150 yıllık bir kan dökücü örgüttür. Evet. İnşallah. Ben 1980'lerden itibaren karşımızda gizli bir gücü hissettim. Ama bir anlam veremiyordum. Sonra anladık. Biz buna dedik ki sonra komünist derin devlet çetesi dedik. Nereye gitsek karşımızdaydı. Hı hı. Komünist derin devlet çetesi. Sonra adını bulduk. İddia edilen Ergenekon örgütü olduğunu. Ve bu, ben bunun 15 yıl önce kitabını yazdım. İddia edilen Ergenekon örgütünün. Kardeşim bize yapılan kokain komplosunu iddia edilen Ergenekon örgütü yapmıştır. 1986'da bize yapılan eziyetleri, oyunları ve bana yapılan komploları, suikast girişimlerini iddia edilen Ergenekon örgütü yapmıştır. Evet. Akıl almaz alçaklıklar ve kahpelikleri yapmıştır. Hepsini de aslan gibi savuşturdum. Maşallah. Ve şu anda da meydan okuyorum yani gelsinler. Beşer beşer onur onar. Yani. İnşallah. İnşallah. Bu kahpe alçak örgütlenmeyi devletimiz her gördüğü yerde essin. Ve cesurca ve yiğitçe devletimiz üstüne gidiyor daha da gitsin. Türkiye'nin kalkınmasını durdurdular. İttihat-ı İslam'ın oluşmasını engellediler. Bölgeyi kan gölüne çevirdiler bunlar. Türk İslam Birliği'ni engellediler. Gittiler Türkiye devletlerde çakallıklarını, ittiklerini, tabii, pislikleri gösterdiler. Türk devletleri bunlardan nefret etti bu alçaklardan. Ondan sonra dediler ki ya dediler Türk devletleri Türk İslam Birliği olacak gibi bir şey değil. Bu adamlar geldi, bu kahpeler, bu pislikler. Eğer bunlarsa eğer kastedilen kişiler biz buna yanaşmıyoruz dediler. Bunlar da o pis iğrenç dişlerine sırıtarak geri geldiler bir marifet etmiş gibi. Evet. Türk İslam Birliği'ni engelledik diye. Hı hı. O mikrop takımının yaptığı oyunu da bozduk. Maşallah. Ve Türk İslam Birliği'nin nur gibi tertemiz bir birlik olduğunu, Türk milletinin nur gibi olduğunu da gösterdik. İnşallah. İnşallah. O çakallar oraya gidip el aleme böyle rezillik yaparak, insanlara rezillik yaparak Müslüman Türk milletini onlara yanlış empoze ettiler. Kan dökücü ve böyle psikopat, it kopuk, mafya gibi gösterdiler. Biz bu pisliği ortadan kaldırdık. Maşallah. Devletimize de helal olsun. Helal olsun. Allah yardımcıları olsun. İnşallah. Allah gazalarını mübarek etsin. Sonuna kadar gitsinler. Bu it kopuk takımını tamamen temizlesinler. Bunlar gitti mi iddia edilen Ergenekon örgütünün pisliği ortadan kalktı mı Türk İslam Birliği bütün ihtişamıyla kurulacaktır. Bak baron it gibi sıkıştı köşeye. Oyundan oyuna geçiyor çakal ya. Hı hı. Oradan kuyruğuna basıyorum hopluyor oraya kaçıyor. Oradan kuyruğuna basıyorum oraya hoplayıp kaçıyor. Oyundan oyuna geçiyor. Evet. Ve nerede böyle pislik yapabileceği bir ekip varsa gidip onu destekliyor. Nerede pislik yapacağı bir ekip varsa gidip onu destekliyor. Her seferinde de kuyruğuna basıp hoplatıyor. İnşallah. Değil mi? Bütün Türkiye'nin gözü önünde bak evet. Kıran kırana bir mücadele var. Maşallah. Bak bir avuç arkadaşımla yeri göğü inletiyorum elhamdülillah Allah'ın dilemesiyle. Maşallah.